Çol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Hoş geldiniz canlar. Cuma'nız mübarek olsun. Bugün e, benim için çok kıymetli bir ablam e, stüdyomuzu teşrif etti. Kendisi böyle uzun zamandır ne zaman görsem ya bir olayların ortasında, ya bir yerde bağırıyor, çağırıyor, ya polislerin arasında itilip kakılıyor ve onu böyle gör, görüyor olmaktan dolayı hem gıpta, hem böyle imrenme hem de çok büyük bir saygı hissi oluşuyor bende. Hakikaten bu cenahta en sevdiğim, en takdir ettiğim, hatta kendime örnek aldığım ablamdan, büyüklerimden, ablalarımdan biri sevgili Avukat Gülden Sönmez bizimle beraber. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Teşekkür abla? Teşekkür ederim, iyiyim. Allah iyilik Sizler sağlık versin. Sizler değilsiniz. Bizler abla, hamdolsun. Aslında lazım. uzun zamandır niyet ediyorduk ama anca bugüne nasipmiş. Hatta kendisi birazcık da rahatsız gözünden buna rağmen evet. kalktı ve Biraz geldi. yarım gözlük olacağım bugün. Hiç bu Sizin kalp gözünüzü seviyoruz evet, biz. Allah razı olsun. Ee, Suudi Arabistan'daydı. Orada bir davalar varmış. Oraya gitmiş gelmiş. Ayağının tozuyla hemen stüdyoda ağırlıyoruz. Abla iyi ki geldin. Bizim de dertleşecek o kadar çok şeyimiz var ki. Sen de bu işlerin içindesin. Ben kendim bildiğimden beri sen bir şekilde mazlumlara ve mağdurlara ulaşmak için, onların hakkını savunmak için elinden geleni yapıyorsun. Siz de öyle. Eşiniz Ümit abi de öyle. Zaten Ümit abi bizim o yüzden Filistin inisiyatifimizin başkanı. <laughs> evet. Herkes G ile söylüyor onu. Başkan geldi, başkan gitti diye. <laughs> evet. Çok sakin, dertli, aklı başında. Ee, öyle bir yapısı var. Ama siz böyle çok sakin değilsiniz herhalde değil mi abla? Yok, Kendinizi biraz öyle tanımlıyor musunuz? Tam zıt hiç kutuplarsınız evet. değil mi? Asiyim. <laughs> Ter, ters, Tersliğim çoktur. Hı -hı. Ee, muhakkak illa her yaptığım asimlik terslik doğru anlamında Hı -hı. söylemiyorum ama... Çok fazla öyle itaatkar bir tip olduğunu söylenemez. Ama <laughs> söylenemez. Itağide, bütün o sakinliğinin yanında gözü kara, o da az değil o yani, değil çok mi? Kararlıdır, ha. böyle e, inandığı konularda e, sakin sakin ince ince ilerler. Ben biraz daha belki yetişme tarzımız, e, coğrafyalarımız, Hı -hı. E, gündemlerimiz onunla alakalı. Hı -hı. E, o biraz daha. Yavaş yavaş sakinlikle iş yapmayı tercih eder. Ben de itirazları daha çabuk ve daha yüksek sesle söyleyen birisiyim. Uzun soluklu mücadelelere de girerim. Hukukçuluk biraz onu gerektiriyor. Ama çok böyle yapısal olarak çok yakın evet. değiliz yani karakter olarak. Yani belki biraz özel olacak ama bunu anlatmanızı istiyorum. Sizi en son bir sosyal medyada Blinken'i tavsiye protesto Protest ederken evet. gördük. Katil Blinken beni değil onu tutuklayın falan. Ümit abi bize şunu şöyle nakletti. Siz demişsiniz ki benim az bir işim var. Ankara'daydık, oturuyorduk diyor. Az bir işim var, geliyorum dedi diyor. Bir baktım diyor, polisler etrafını evet. çevirmiş orayı. Bir anlatır mısın günü bize? Ya açıkçası, bilinkenin Blinken'in geleceğini duyduğumdan beri aklımda şey var. Yani bir var. şekilde ona bir tepki vermeden göndermememiz lazım diye. Aslında bu kadar çok korunmasına da, bu kadar sterilize edilmesine de karşıyım. Yani devletler arası ilişkilerde mütekabiliyet esastır. Türkiye Dışişleri Bakanı Amerika'ya gittiğinde neredeyse temas edecek kadar protestocular yakınlaşır. Üstelik de suç içerikli ve hakaret içerikli bir takım şeylerle yaklaşabilirler. Bilin kendisi çok steril bir alanda tutuldu. E, o da tutuldu. suç dosyasıyla hmm. doğru orantılı herhalde e, birazcık. Yani, yani benim Dışişleri Bakanımı niye bu kadar korusunlar ki yani? Ha, şey yapıyorlar. kendinden yani, bilir işi yani. biraz da şey istiyorlar. Hani Türkiye'ye karşı hmm. yani protesto da edilebilsin de istiyor yani Amerika hmm. böyle bir şeye de müsamaha hmm. gösteriyor. O gün açıkçası önce pazar günü gelecekti sonra pazartesi ertelendi. Eee gerçekten de ben bir görüşmem vardı. Görüşmemi de ayarlamıştım. E, Ümit'e de söyledim yani beraber gittik Ankara'ya zaten Ankara'daydık. Sen birazcık bir yerde oturursan ben işimi halledip geleceğim dedim. Şüphelendi ama bir He. dedi ki sen de bir şey var dedi. Ne yapacaksın dedi. Arabasından atlamayacaksın mi? falan yaptı. Dedim yok bir işim var geleceğim şeklinde bir şey söyledim. O bir yerde kahve içiyordu. Sonra tabi sonra öğrenmiş benim cezadan <laughs> <laughs> alındığımı. Evet, ama şüphelendiğini yani bana söyledi. Hı hı. Ben de bakacağız dedim yani İşimi halledeyim bakacağım dedim bir şey yapacağımı söylemedim açıkçası. Ben de tabii neyle karşılaşacağımı nasıl bir ortamda karşılaşacağımı da bilmedim. Ben medyanın dışarıda olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Hı. Benim için şu önemliydi yani bir şekilde. Ben bu adama bir tepki ortaya koymam lazım, hepimizin yüreğinden geçen. Herkes bunu ister. Evet. Ben, o gün de beni çok arayan insanın e, kurduğu cümle, hemen hemen herkesin kurduğu cümle, bizim yapmak istediğimizi yaptın diye. Ki ben medyayı içeride diye düşünmüştüm. Genelde basın toplantısı içeride yapılır. Hı hı. Dışarıda olmaz medya yani. Çıkışını gene çekebilirler ama e, öyle denk geldi. Allah da onu başka türlü gösterdi. Hı hı. E, ama benim derdim kendi yüreğimden geçen o tepkiyi onun yüzüne haykırmak bu topraklarda ne öyle tepkisizce gelip geçmesine kendimce mani olmak ve bir kendimce bir şahitlik yapmak Allah aslında etsin. buydu yani Allah kabul etsin. Sonra şey. da tabii ümit duyunca o da gitmiş karım almışsınız nerede karım tutuyorsunuz falan filan hmm. bir şeyler söylemiş tepki göstermiş sonra çıkışta da. Buluştuk hemen gel dedi. Dedim ben bir gideyim önce bayrağımı geri alayım. Ondan sonra Filistin bayrağım vardı çünkü hmm. benim. Onu almışlardı elimden. Tekrar oraya gittim bayrağımı geri almak için. Benim bayrağımı alayım sonra yanına geleceğim diye. Sonra tabii <laughs> sürpriz oldu ama o alışık benim hayatımız hep böyle e, yani bir evet. sürü Gerçekten şeylere alışık yani. Gerçekten hayatınız böyle abla. Evet. Marmara'da da vardınız. Evet. Karıkoşa Orada oradan. beraberdik. Orada evet. beraberdiniz. Ayrıca Suriyeli kadınların o Hı. haklarını aramak için... 10 evet. bin kadındı değil mi? 10 bin kadın On Suriye bin. sınırına gittik. Evet Evet oraya gittiniz abla. Evet. Bütün hayatınız böyle geçiyor abla. Hiç hapiste evet. falan yattınız mı? Ağır bedeller hiç böyle... Vallahi en tehlikelisi Tacikistan'dı. Ne oldu orada? Ee, aslında o da enteresan bir şey. O da Ümit'in beni korkuyla gönderdiği bir iştir. Dua ederek gönderdi. Yani git gönderiyor ama gidip dönüp dönemeyeceğimi bilmiyor. Başıma neler gelebileceğini bilmiyor. Ama bazen... Yapmanız gerekir yani. Bazen kadın olarak da yapmanız gerekir. İlla her zaman bu tür işlerde erkeklerin böyle bir yanılgı var İslam dünyasında. Mesela bizim Tacikistan'a gitme sebebimiz o zaman Türkiye'de Tacikistan'da bir problem oldu. Türkiye'nin gündeminde bile yok. Ama ben Tacik gruplarla görüşüyordum o zaman. Orada yaşanan sorunları gelip anlatıyorlardı. Ve hapishanede tutulan farklı görüşlerden, hani daha dindar olan, liberal olan, hatta farklı e, solcu fikirde olan bazı kadınlar erkeklerle beraber alınmışlardı ve onlara çok kötü işkenceler yapılıyordu. Ve maalesef kadınlarla ilgili çok ciddi tecavüz iddiaları da vardı. Hı hı. Ee, ve bu kadınların hikayesini duydum ve onlar için bir şey yapar mısınız dediler. Bir şey yapmak demek bazen hani dile getirmek de bir şeydir ama bazen kalkıp gitmeniz gerekir. Ve bazen kalkıp giderseniz işe yarar aslında. Hı hı. Söylediğiniz zaman sanki birilerine havale edersiniz. ama Bazı işlerin çözümü ben devletlerin dersiniz. elinde değildir. Evet. Ya da Allah bilir kimin eliyle, kimin yaptığı hangi aktivite nasıl bir sonuç verecek. O zaman da hem de avukat olan bir hanımın hikayesi bana gelmişti. Çok ağır bir hikayeydi. Annesi şöyle bir haber göndermişti. Kızım inançlı bir insandır, asla intihar etmez. Ama intihara kalkışmış, bileğindeki izleri öbür kızım görmüş. Benim kızım çok kötü şeyler yaşıyor, o yüzden hani intihara kalkışmış. Yoksa ahiretini yakacak kadar bir şeye gitmez şeklinde. Siz biraz da detaylar Kim anlattı. Kim bilir ne yaptılar lan? Evet, çok ağır şeylerdi. Ben de. Bizi yani çok yaşlılara da erkeklere de birçok insana işkence söz konusuydu. Kalkıp gitmemiz lazım dedik. Biz aslında beş kişilik bir heyet gidecektik. İki kadın avukat, üç erkek avukat. Kadınlar kadınlarla görüşeceğiz. Erkekler erkeklerle. İşte burada aslında şey devreye giriyor. Hani kadın avukatların neden e, mühim oldu. Bazen çünkü erkek avukatlara da her şeyi anlatamayacak. Tabii ki nasıl anlatsın yani? İnsani bir şey yani. Evet. Çok rahat dile getiremezsiniz. Her şeyi söyleyemezsiniz. Rahat ağlayamazsınız. Hani ya, bazen böyle olması gerekir. Biz iki kadın kadınlarla görüşürüz e, diye düşündük. Ama bir aksilik oldu. Üç erkek avukat gelemedi. Biz e, gittik. Yazışmaları orada yazışmaları yaptık, gerekli müdahaleleri yaptık. Ee, Tabi öncesinde elçiliğimize bildirdik bütün resmi tedbile, her şeyi yaptık. Ama malum çok şey bir ortamda orası, tehlikeli de, sıkıntılı da bir ortamdı. Ee, otelimizi e, istihbarat elemanları silahlarıyla beraber e, otelimizi bastılar. Herkes bütün lobiyi boşalttılar. Tercümanımızı çok şiddetli bir şekilde dövdüler. Bizim de her şeyimizi aldılar. Bizi götürüyorlar. En çok korktuğum hani hayatımda en çok korktuğum anlardan biridir. Yani Marmara'da da kurşunların ortasında kaldık. Mısır'da da başımıza sıkıntılar geldi birçok yerde. Birçok öyle ölümle burun buruna geldiğimiz oldu ama burada şeyden korkuyorsunuz. Ölmekten daha çok onların elindeyken başınıza gelebilecek kötülüklerden Selam daha Allah çok uğram, korkuyorsunuz. Ee, hiç unutmuyorum, şey demiştim, Ya Rabbi niye geldiğimizi biliyorsun, gerisi sana emanet. Ee, bunların eline kalacaksak, bizi öldürsünler ama dokunmasınlar. Sonrası ne olursa olsun, ama niye geldiğimizi biliyorsun, biz seni vekil e, tayin ettik. Biz o onlar için vekil gibi geldik, biz de seni vekil tayin ediyoruz. Aldılar, tabii çok çok korkunç bir davranış biçimleri vardı. Derken Allah işte aslında olaylar detay uzun hikaye çok böyle film gibi bir hikayedir. <laughs> bir sürü olaylar oldu. Bir şekilde biz haberdar ettik buradakileri. Ümidim sağ olsun onunla beraber herkes yani hem devlet görevlilerimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, o zaman Başbakanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Dışişleri Bakanımız, herkes, sivil toplum kuruluşları, bütün herkes ayağa kalktı. Hatta başka devletlerden de. Hiç unutmuyorum, adam benimle o kadar resleşti, ben de adamla resleşiyorum. Yani çünkü orada artık bir mücadeleyle kazanabilirsiniz Hı -hı. ancak. Ee, adam önce şaşırdı, yani yine güveniyor bu kadın, öyle kafa tutuyor bize falan e, modunda. Bizi kaybettireceklerdi. Kendi elimizle çekin yapıp çıkmış, check-out yapmış, çıkmış gibi gösterdiler. Ee, sonra... Bir sürü devletten işte Güney Afrika'sından, Çekoslovakya'sından, Kanada birçok devletten nota gitmiş. İki kadın avukatı bırakın şeklinde ve bu birkaç saat içinde oluyor. Sonra o kadar enteresan bir şeyle olaylar öyle gelişti ki bir şekilde her şey terse döndü. Bizi nereye götüreceklerse oraya götürmekten vazgeçip havaalanına getirdiler, sonra mecburen serbest bıraktılar. Ben de söylemiştim, demiştim ki sen bizi deport edemeyeceksin. Çünkü bir sürü de tedbirler, şeyler de almıştık açıkçası resmi yazışma Hı -hı. onun haberi yoktu. Sonra biz çıktık, kurtulduk. Gerçekten hani bu hayatta en çok korktuğum anlardan bir tanesiydi o an. Ama Allah'ın hikmeti bizim tutulmamız içeride tutulan kadınların bırakılmasına vesile oldu. Ha bu ona biz, vesile oldu. Aynen biz bu kadar saat tutulunca ortalık ayağa kalkınca herkes ne oluyor ya Tacikistan'da, niye gitmişler, ne olmuş, ne bitmiş yani Fikaten sorun ne, gitti, neden oraya herkes döndü. oraya. ve sonra Avrupa Birliği bir heyet gönderdi. Birleşmiş Milletler bir heyet gönderdi. Biz geldikten sonra bütün yazışmaları yaptık. Bir hafta sonra hepsi çıkarıldı. Kaç kadın? 7 ee, kadın çıkarıldı. Hmm. Ve sonra düşündüm ki bazen biz hani korkuyoruz. Evet insanız. Herkes korkar böyle şeylerden. Ee, bazen çok şey zannediyorlar ya çok gözü kara atlıyoruz gibi. Değil aslında. Hem tedbirimizi alıyoruz. Hem planlarımızı, aklımızı kullanarak iş yapıyoruz. Yani Hı -hı. bir bedeli ödeyecekseniz Hı -hı. anlamlı bir şey için ölebilirsiniz ama Hı -hı. Yani anlamlı olması lazım. işe yaraması lazım. Hani yoksa intihar etmek şehitlik getirmez insanı. Yani o saçma bir, bir şey. Genelde böyle düşünün. Aynen. Yani. Ama samimi bir şekilde bir, birisini derlederek e, gitmek aslında bambaşka bir hikaye. O adamların bizi tutması, bizim korkmamız aslında o kadınların normalde gidip müdahaleyle yapacağımız şeyi o olaydan dolayı bizim tutulmamızdan dolayı bırakılmalarına hmm, vesile oldu. Hmm. Belki de biz öyle çıkaramayacaktık. Ama avukat oluşunuzun da burada büyük bir avantajı Tabii ki. var değil Tabii. mi abla? Yani Tabii. sıradan bir vatandaş olsanız belki çok daha farklı bir muameleyle karşı. Mesela yani o o çıkışı avukat kimlikli biri değil de sıradan evet. biri yapsa belki aynı muameleyi görmeyecekti. Giremez, giremez, giremez zaten. Değil mi? Böyle bizim böyle kimlikimiz... avantajlarımız var. Yani ha. evet her Müslüman bir insan hakları savuncusudur. Ama bazı yerlerde de bazı özel imkanlar, özel işte avukatlığın getirdiği koşullar çok farklı işe yarıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Aslında hepimizde var o tecrübe. 28 Şubat tecrübesi. Ya bugün nasıl siyasette sivil her yerde kendini gösterir. Hepimizin o dönemin tecrübesi hayatımızda birçok yerde birçok kişinin kurtuluşuna vesile oluyor. Ben bazen söylüyorum diyorum ki başörtüsü mücadelesi sadece bir başörtüsü mücadelesi değildir. O kadar derin şeyler var ki onun altında. O tecrübe Türkiye'deki Müslüman kadın hareketine e, kattığı şeyler, Türkiye siyasi e, ha, siyasi hareketlere kattığı e, avantajlar o kadar müthiş. Burada da tam da onların işte çok daha sert bir 28 Şubat'ında Tacikistan'daki kadınların özgürlüğüne vesile oldu. Hı hı hı. Hani şey bu aslında hikaye bu. Korksanız da tedirginlik yaşasanız da nihayetinde Allah'ın planı yürüyor. Aynen. Sadece sizin bismillah deyip yola çıkmanız gerekiyor. Biz çıkarken o kadınları kurtarabilir miyiz? İnşallah kurtarabiliriz umuduyla çıktık ve Nasip Farklı edilmiş. şekilde nasip oldu. Yani erkekleri yolladılar mı, çıkarttılar mı? E, yo, onlar gidemedi hiç buradan, Türkiye'den Tacikistan'a gidemediler. İçerideki erkekleri diyorum. Ha yok, çıkardılar. onlar önemli bir kısmı hala içeride. Hmm. Allah yardım etsin. Amin, hala uğraşıyorlar. Birçok kişi de sürgün yaşıyor. Avrupa'da hmm. iltica etmek zorunda kaldı. Dertleri aynı. Dertler işte Aynen, İslam evet. met'inin her tarafında olduğu gibi. Yani ya ben maalesef... bugün söylüyorum, şey sahilimize ceset vuruyor ya. Evet, Sahile evet. ceset vuruyor evet, yani. Evet, coğrafyaya evet. bak yani. Böyle bir coğrafya olabilir evet, mi yani? Ne maalesef. hale getirdiler burayı? Maalesef. Peki oradan buraya geçiş yapalım. Bir, bir öncekinde siz Mavi Marmara yolcularından biriydiniz. Orada çok ciddi mücadeleler ver, verildi. Şehitlerimiz oldu. Ağır bedeller ödendi ama ona rağmen de bir kapı açıldı orada. Bir şey evet. kırıldı. O bir milat gibi oldu. Şimdi 7 Ekim'den bu zamana ben birazcık böyle kendi başıma kaldığımda şöyle diyorum. Yani deprem olduğunda arabaya bindik gittik. Ama birini Omzumuza aldık ağlasın diye bir ona bir omuz verdik ama bir taş kaldırdık yerinden ama bir çorba attık. Bir şey yapıyor olmanın e, mental olarak iyileştirici bir yönü var doğru evet, mu? Evet kesinlikle. Yani sizi de iyileştirmiştir Tacikistan'a gitmek. Kesinlikle. Mavi Marmara'da bulunmak e, orada bir yolcu olmak sizi iyileştirmiştir kesinlikle. eminim. Kesinlikle. Fakat 7 Ekim'den beri yaşadığımız süreçte hani boykot ediyoruz, sosyal medyada paylaşımları arttırıyoruz, dua ediyoruz falan ama elimizle aslında çok bir şey yapamıyoruz. Bu seferki biraz farklı ama yanılıyorsam düzeltin abla. Sanki bu sefer çok daha olağanüstü bir kamuoyu oluştu. Sadece Türkiye evet. özelinde de değil. Evet. Yani Kanada'ya bakıyoruz, Şili, Arjantin ya ne alakası var? Binlerce insan sokakta dün. Norveç'te eksi 28 derecede binlerce evet, insan yürüyordu. Muazzam bir şeydi. Bu hiç olmadı daha önce değil mi abla? Yok ilk defa. Bu ilk defa i̇lk oldu. Ben bunu şey diyorum sosyolojik deprem. Nasıl yani? Şu an e, dünyada e, muazzam bir şekilde bütün e, toplumsal fay hatları kırıldı. Ya, bu her yeri etkiliyor. Belki biz bulunduğumuz coğrafyada bunu en az hissedenleriz. Bu taraf normalde Orta Doğu hareketliliğinin bunu daha çok hissetmesi lazım. Ama öyle değil. Arap Baharı döneminde nasıl Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplumsal deprem yaşıyordu, şimdi dünya deprem yaşıyor. Müthiş bir deprem bu. Bence. Ee, yani tam bir kırılma şeyi olarak, fay hatların kırılması olarak e, gelecekte bugün yaşananlar e, konuşulacak ve bunun çok uzun etkileri olacak. Yeniden inşalar olacak. Yani nasıl deprem olduğunda o kırılmalar bazen coğrafik değişiklikler yapar, bazen hmm. yeniden dizaynda değişiklikler hmm. yapar. Bunun çok uzun süre travmaları oluşturacak. E, e, yaşanır. Aynı şey bence sosyolojik olarak da olacak. Oraya gelmeden şu onarıcılık mevzusuna bir e, anımı söylemek hı hı, isterim. Lütfen. Yani bir şeyi eliyle yapmanın iyileştiriciliği. Bir gün Sri Lanka annelerinden bir heyet e, Türkiye'ye geldi. O zaman İHA insan yardım vakfında görevliydim ben. Heyet yaşlı teyzeler, birkaç tane de genç hanım var. Dediler ki ya biz bir şey yapmak istiyoruz yani bu bize çok ağır geliyor biz ne yapsak kendimizi iyi hissedemiyoruz ben de dedim ki hesap sorun size bunu yapanlara hesap sorun çok yaşlı olan teyzelerden bir tanesi dedi ki biz nasıl hesap sorabiliriz biz okumadık hiçbir imkanımız yok doğru düzgün bir şey yazıp çizemeyiz yani böyle bir eğitimimiz yok yani Dedim ki Allah sizi öğretir siz Bismillah deyin hesap soracağız diye niyetinizi alın Allah bilmediklerinizi öğretir ya da bilenleri yanınıza yoldaş eder. Ama niyeti önce hesap sormaya almak lazım yapabilir miyiz ki dedi en iyisini yaparsınız dedi hmm. niye en iyisini yaparsınız e, diyorsunuz dedi çünkü acıyı siz çektiniz. Ee, bizim için bazen gündemimize giriyor, sonra çıkıyor. Ama sizin sizin hep içinizde yaşıyor. Gördüğünüz, yaşadığınız öfkeniz kabarıyor. Her zaman sevdikleriniz de aklınıza geliyor, kaybettiğiniz de yakınlarınız da aklınıza geliyor. Her sene defin töreni yapıyorsunuz. Her sene isimler okunuyor. Her sene yeniden yeniden yaşıyorsunuz. Yani haliyle aslında bu güç sizde. Onun için hı hı. en güçlü hesap soracak olan sizsiniz. Hı hı. Kime hesap soracaksınız? Sırplara hesap soracaksınız. Kime hesap soracaksınız? Hollandalı askerlere hesap soracaksınız. Kime hesap soracaksınız? O gün kim hiçbir şey yapmadan seyrettiyse onlara hesap soracaksınız. Deneyelim dedi. Denediler, başladılar. Müthiş bir şey biliyorsunuz Clinton'a <laughs> kadar <gülüyor> e, gittiler. Minira, Minira hanımlar. Organiz, organizasyon kurdular, işleri öğrendiler. Birleşmiş Milletlere gittiler, mahkemelere ulaştılar, mahkemeleri yargılamaları izlediler. Ondan sonra e, açıklamalar yaptılar. Sonra hatta o kadar ilerlediler ki başka coğrafyalardaki tecavüz mağduru ya da savaş mağduru kadınlarla dayanışmaya girdiler. Suriye için Hatay'a gittiğimizde 200 reprensalı kadın gelmişti. Ay Suriyeli kadınlar için. Helaliz. Hem de karda kışta yani öyle bir zamanda. Hı -hı. Bu böyle bir şey. Sonra teşekkür ziyaretine geldiler epey bir zaman sonra. Sizi görmek istiyoruz. Buyurun dedim. Ne yaptınız? Nasıl ediyorsunuz? Şimdi ben uzaktan Hı -hı. seyrediyorum Hı -hı. yaptıkları her şeyi. Sonraki tek bir şey söyleyeceğim avukat hanım. Bu bizi ilk defa bir şey bizi iyileştiriyor. Ya. İlk defa biz onarıldığımızı hissediyoruz. Hı, ne psikolojik tedavi ne başka bir şey ilk defa yaramız kabuk bağlıyor. Hı, hı. Ve Bizi onardığını hissediyoruz. Mücadele etmenin demişti. Bunu ondan duymak hani bunu ben Söylüyorum dil olarak iyi geleceğini tahmin ediyorum okumalarımdan, insan fıtratına dair düşünmelerimden. Hı hı. Çünkü kendimizde nasıl bir şey elimizde yaptığımızı, ne kadar hı hı. nasıl bir duygu hissediyoruz, bunun böyle bir şey var, tarifi var. Bugün de aslında Arjantin'de ya da Amerika'nın sokaklarındaki oradaki insan aslında kendi sesini duymayı öğrendi ilk defa. Evet. Ve ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Pandemide aslında bir nevi biz insanoğlu yani yeryüzünün her yerindeki insan. Farklı din inanan, farklı düşünen, hiç inanmayan, her nekin ne inancı varsa, ideolojisi varsa ama hepimiz hepimiz bir çekildik. Evet. Bir durduk. Ve batıdaki önemli bir kesim aslında kendisinin Matrix filmindeki gibi bir pil olduğuna yani yaşamak için mi çalışıyor, çalışmak için, için mi yaşıyor? yaşıyor. Dengesi şaşmış ee, ve bir anda durdu. Durdu ve kendini sorguladı. Enteresan bir şekilde kiliselerden çok ilginç yorumlar gelmiştir şeyde hani özellikle Hristiyan dünyada pandemi döneminde ölümle bu kadar yakın olup sahip olduğunu düşündüğü her şeyin yalan olduğunu gören insanoğlu. Biz İslam dünyasında bunu anlamadık. Bunun üzerine kafa yormadık. Bununla ilgili bakın hayat böyle bir şeydir. Dünya şöyledir. İşte Allah inancı, doğru inanç. Bunun üzerine çok konuşmadık. Hı hı. Ama Batı da bunun sorgulaması çok oldu. Hı hı. Şimdi böyle bir zamandan sonra bu kadar sorgulamayı yaşamış, hapis kalmış. Gazze gibi açık hava hapishanesine düşmüş. yolu yola her yeri kapanmış. Basit bir avuç şeye muhtaç olmuş. Tuvalet kağıdına muhtaç olmuş bir toplum. Parası varsa da anlamı yok. Evet. Alamıyor, çıkamıyor, gidemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Bildiğiniz dümdüz bir insan olarak eşitlendi. Hı hı. Sonra bunun üzerine aradan vakit geçti. bunu Bu sorgulamaları travmayı yaşayan insanın üzerine şimdi 7 Ekim'de bambaşka bir şey yaşandı. Ve bu sefer hükümet politikalarını sorgulamaya başladılar. Ve bir şekilde bu bir hani o sorgulamanın psikolojik altyapının üzerine bir gerçek onların suratlarına çarptı ve bu yani ben çok ikisini birleştiriyorum Gazze gibi hepimizin açık hava hapishanesi moduna düşmemiz Hı -hı. ki Gazze'liler sokağa çıkabiliyor biz pandemide sokağa da çıkamadık Hı -hı. iki o yani onlarla düştüğümüz empati ikincisi de kim söz sahibi kim yönetiyor kim karar veriyor ve bizim biz bunun ne kadar bir parçasıyız. İnsanoğlu aslında bütün bu sistemin bir parçası olduğunu fark etti. O yüzden ses daha yüksek çıkıyor. Ee, ve sosyal medyanın çok büyük bir faydası var. Ee, artık bir kanaldan ya da birkaç kanaldan gelen bilgiyi değil insanlar çok kanaldan her yerden her, yerden her şeyi görüyor. Vallahi bu çok büyük bir avantaj mi? bizim Siz daha için. doğru okursunuz bunu. Yani şimdi en ufak buradan bir, bir çalışan arkadaşıma bir, bir konuda itiraz edecek kızacak olsam. Biraz kafası çalışan bir adam olarak diğerlerinin hakkında ne düşüneceğini hesap ederim değil mi? Evet. Hani derler ya kenara çek falan. Şimdi bunlar hayatlarında görmedikleri kadar büyük bir tepki görüyorlar. Evet. Büyük bir nefrete dönüştü bu tepki artık doğru evet, mu? Evet. İnsanlar Ve bundan neler çok korkuyorlar neler... artık. Abla tepki, evet. ben şunu anlayamıyorum. Gerizekalı mı bunlar? Yani bu kadar dünyanın nefretini toplamaya başladıklarının farkında mı değiller yoksa umurlarında mı değil? Bence umurlarında ha. kesinlikle bundan korkuyorlar. Hatta bunun farklı konulara evrilmesinden de korkuyorlar. Ee, her ben şunu gördüm, 60'tan fazla ülke gördüm. Ee, sosyolojik böyle bu tür protesto, toplumsal hareketler üzerine de kafa yoran birisiyim. Her e, hükümet ve yönetici e, ya da çok uluslu şirket bütün bu yapılar toplumsal hareketleri hesap ederler. Tamam. Esas güç insan aslında. Tamam doğru. Yani para kimde olursa olsun. Tamam insanlar da sokakta insan, ama. İnsanlar sokaklarda şu an bunu planlamanın derdindedirler. Öyle ya da böyle. Hani bence Amerika'nın e, tavır değiştirmesinin sebebi de aslında buradaki hareketlilik. Hmm. Şu an şu şey yapılıyor. Yani sokakla e, yöneticiler arasındaki e, kavga bu tarafın yani halkların yükselmesiyle bir şeye ulaştı. Şimdi bekliyorlar yani ne, kim ne kadar dayanacak, kim ne kadar direnecek. Eğer Gazze'ye ilgili direniş devam ederse, edebilirse bence bunun çok farklı yansımaları olur. Yani artık başka konulara evrilmeye başlar ki bence bugün Gazze ile ilgili kenara çekilse bile artık insanlar ee, örgütlü bir şekilde mücadele etmeyi ve ses yükseltmeyi keşfettiler. İsrail konusunda bile geri adım attıran bir topluluk ee, yarın bir gün görün o kadar çok farklı sosyal ekonomik konularda ses yükseltecektir Güzel ki... Günde bunları anlatırken gözlerinin içi gülüyor, gülümseyerek anlatıyorsun. Bizi bilmediğimiz evet. bir şey mi biliyorsun ki, abla? Ya çünkü... Bu esas mühim bu olan mi? bu. Yani ben... şeyden yani orada yaşanan katliamı ayrı bir yere koyduğumuzda bunun sosyolojik yansımalarından umut varsın sen. E, onlar hep katlediliyorlardı. He yani o da doğru ama biz, biz bu yine sadece de ki ben sonrasında üzülmememiz biz, anlamına gelmiyor ama. Elbette ki. Sosyolojik yansımalarından ümit varsın. Hiç Kesinlikle. bu kadar ses getirmedi çünkü. Hep hep katlediliyorlardı. Ama ses çıkmıyordu. Ve sadece bizden ses çıkıyordu. Bu sefer değil. Nerede ama. insanlık diyorduk? Nerede adalet diyorduk? Nerede uluslararası hukuk nerede diyorduk Nerede dünya diyor. mi? Nerede Dünya hakları diyorduk. Hı hı. Evet şimdi onlar diyorlar ki biz buradayız. Hatta onlar bize diyor siz neredesiniz? Vallahi doğru söylüyor. Yani in inanın şu an böyle bir manzara evet. var. Şimdi bu bu başka bir fotoğraf. Çocuk katliamını ilk kez mi görüyoruz? Gazze'de daha önce de çocuk katliamı yaptılar ama sadece biz itiraz ettik. İslam dünyası onu da cılız cılız itiraz etti. Ve ettik. bunun bedelini de yıllardır ödüyoruz evet, Türkiye olarak. Evet. Aynen aslında biz yani, yani Burada şimdi bambaşka bir manzarayla karşı, karşı karşıyayız. Ve bana göre bu kadar çok dünya üzerinde zulüm üreten sistemlere başkaldırı hepimizi mutlu etmesi gerekir. Vallahi Onun için Gazze'nin özgürlüğün, bütün insanlık ailesinin özgürlüğü, başka milletlerin, halkların özgürlüğü anlamına da geliyor. Derken ben buna gerçekten inanarak söylüyorum. Çünkü hiçbir şeye itiraz etmeyen sadece durup seyreden e, Aynen böyle bir topluluk oluşmuştu. Yani bildiğiniz e, böyle at gözlüğü takmış, belli gündemleri olan, itiraz kültürü olmayan art 68 kuşağı gibi değil ya da sonraki bir sonraki jenerasyon gibi de o jenerasyonlar protestti. Evet. Şimdi mesela bizim gençlerimiz bana mesela yani ben eylemciyim diyorum mesela, aktivist de demiyorum. Ben eylemciyim diyorum. Bunu şey bir şey olarak görüyor. Yani bir şey itirazınız varsa itiraz edersiniz. Fıtratla ilgili bir şeydir. Canınız yanıyorsa bağırırsınız. Yani ah edersiniz. Bir canınız yandı mı bir ses çıkar yani ıh dersiniz ah der bir şekilde bir ses çıkar. Öfkelenirseniz bağırırsınız. İster bu kişisel bir şey olsun ister bir küçük bir topluluk içinde olsun ister dünya. Eğer gazeteye öfkeniz varsa çıkarsınız ve bağırırsınız. Olan bir bitene bu halklar öfke duyuyorlar, itiraz ediyorlar. Bunun bir parçası olmadıklarını şahitlik yaparak gösteriyorlar. Bu çok mühim bir şey. Bence bundan sonra birçok şey değişecek. Yani pandemiden sonra daha mekanik bir insanoğlu arzu ettiler ama öyle olmadı. Hiç öyle olmadı. Tam tersi. Bunun şeyi ne? Yani burada kıvılcım neydi? Burada kıvılcım Gazze oldu. Gazze 7 Ekim'de aslında bir işaret fişeyi fırlattı karanlık denizin ortasında. Ve bu işaret fişeyi uzakları daha iyi aydınlattı. Onlar gördüler. Neyi gördüler? Güç zannettiğimiz gibi güç değil. Gücün nerede olacağına kim karar verecek? Kimin güçlü olacağına kim karar verecek? Sivil insanlar yani insanın kendisi güç benim oy vermezsem. Çalışıp para üretmezsem, boykot yaparsam. Boy, boykot yaparsam, neyi alıp neyi almayacağıma, kimin yaşayıp yaşamayacağına, neyin doğru neyin eğer olacağına ben karar veriyorsam o zaman bu toplumdaki en güçlü şey benim demektir. İnsan üretmezse hangi sistem yaşayabilir? Yani sizin üret üretmen, üretiminiz olmazsa... Kim ne yapacak? Çiftçi üretmezse, satın almazsa, biz satın almazsak neyi alıp neyi almayacağımıza biz karar verirsek yani gerçek gücün insanın kendi varlığı olduğuna, insanoğlu inanır buna itiraz ederse bence bütün dengeler bozulacak. Biz bunu yaşıyoruz. Bu bir deprem. Şimdi Büyük bir deprem ki, yani. Burada sokaktaki insanla, halklarla yönetimler bir sabır savaşındalar. Aynen. Ne kadar uzun sokakta kalırsak Evet, Gazze ile ilgili bizim şeyimiz İslam dünyası burada şey kaldı, ee, çok atıl ve geride kaldı. Türkiye dahil olmak üzere, Türk Türkiye bu olamaz, Türkiye'nin sivil hareketliliği bu olamaz. Tırnak içinde İslamcısı, Solcusu fark etmez. Sadece hükümet bazında da konuşmuyoruz. Yani Aynen. cemaatler, yapılar, STK'lar. Evet, yani kadın hareketleri, yani şu an biz biz bu değiliz. Biz bir şekilde biz biraz havale kültürüne biz alıştık. Çünkü havale etme kültürü yani havale etmeye alıştık. Bir şey varsa Recep Tayyip Erdoğan halleder. Böyle diyorsa nasıl olsa başımızda iyi mualletsin. bir iyi bir hükümet var. Yani ben diyeyim kurumlara düşeni de oraya havale ediyoruz. Bazen e, basit günde gündelik konularımızı da öyle havale ediyoruz. Çok güvendiğinden sevdiğinden de değil ha. Yani güveniyor, seviyor ama birazcık da tembelliğinden havale ediyor yani. Çünkü havalecimiz ilgilensin. Havaleciliğin önemli bir tarafı e, tembelliktir öyle, zaten. Evet, tembelliğinden yani ee, biraz. Bana gençler hani dediler Mehdi ki. Yani Mehdi bekliyoruz ya hani. He. Mehdi gelsin düzeltsin. Ya sen çık anlat Allah'ın kitabını. Ee, bir de e, geçen yine gençlerle Filistin meselesini hmm. konuşuyoruz dediler ki ya Gülden Hanım işte yani bu önemli bir şey değil mi? İyi bir hükümetimiz var. Kudüs'ten yana liderimiz var. işte Filistin davasını bizim gibi bakıyor, bizim gibi seviyor falan. Yani tamam gereken her şeyi yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Evet. Dedim ki eyvallah. Gittik cennet öbür tarafa. Öldük hepimiz. Sonuçta hepimiz ölümlüyüz. Çağırdılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye çağırmayacaklar. Recep Tayyip Erdoğan gel bakalım sen Penzile ne yaptın? Temzileoğlu Recep Tayyip Evet ne yaptın sen diyecekler değil mi soracaklar nihayetinde hangi konumda olursa olsun kendi ahireti için çalışıyor. Sen de öyle Eğrisiyle, doğrusuyla, hatasıyla, eksiğiyle, fazlasıyla her ne yaptıysa. Evet. Sen dedim sen ne götüreceksin Filistin için, Gazze için, o çocuklar için sana da soracak, bana da soracak. Erdoğan'a da soracak. Yani AK Parti seçmenleri olarak sizi temsilen alıyoruz deyip seni öyle, de sorgusuz işte bırakmayacak. Öyle bir şey yok öyle yani. Bir şey yok. Öyle bir şey Sana yok. Bizzat sorulacak. Deneyecek i̇şte, ki Gülden Hanım tamam evet. siz buraya oy verdiniz o hesabı ayrı. Siz ne yaptınız? Aynen. Bu sorunun cevabını hazırlamak lazım. Evet. Ben dedim ki yani tamam yani babana havale edebilirsin, cumhurbaşkanına havale edebilirsin, işlerini yapmak için herkese havale edebilirsin. Para verdim, infak ettim, bununla da kafidir diyebilirsin. Ama vicdan her zaman insana dürüst konuşur. Bir sor bakayım. Allah sana sorduğunda cevap soracağı zaman cevaplarını hazırlıyor musun? Şimdi bizim hepimizin cevaplarımızı hazırlamamız lazım. O mahkeme gerçek mahkeme. O mahkemede ne deyip ne demeyeceğini bugün vicdan doğru şekilde sana söylüyor. Konferanslarımda şunu söylüyorum abla. Tecavüz edilen senin işin olsaydı, öldürülen senin çocuğun olsaydı, bombalanan senin evin olsaydı yine bu kadar cömertçe havale edebilecek miydin? Evet. Evet budur aslında işte. Eğer ki işte. Müslümanlar bir vücudun azaları gibiyse, evet. belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle tarif buyurur. Yine yani havale etmekte sevip, bu kadar, gerçekten iman etmiş bu kadar cömert diye. davranacak mıydın? Evet. Ya hanıma bunu yapmışlar, çocuğumu öldürmüşler ama hükümetimiz elbet ha. bir şey yapacaktır. Der Demezsin. Evet. Bu kadar solukkanlı olur mu? Aynen. Hiçbirimiz evet. böyle olmayız. Haliyle de bütün gördüğümüz mazlumiyetleri e, ki her kimse isterse de gayrimüslim olsun. Ben gayrimüslim mazlumlar içinde çalıştım. E, dünyada sadece Suriyeli kadın için ya da Bosna'da kadın için e, ya da acı çeken diğer Filistinli kadın için değil. Kim e, bir yerde zulme uğruyorsa kapısını çalacağı. Yani nasıl efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı hani emin insan olarak evet. haksız zorlayanlar onun kapısını çalıyor. Biz onun ümmetindeyiz. fudul kurulduğunda İslam biz, yoktu ortada. Heh, ya. Evet, aynı şekilde biz de kapısı çalınan hak savunucuları olmamız evet. gerekiyor. O da şöyle bir şey işte. Ee, yani sadece teşhir etmek değil. Sadece bir şey söylemek değil ya da sadece birilerine havale ederek değil. Önce gerçekten onun karşılığı olan ödülü almak, yine Allah'ın istediği gibi yapmak, onun razı olacağı şekliyle yapmak işte o gidip müdahale etmeyi gerektiriyor. Yapabildiğimiz en yakını. Onun için mesela ben hep durmadan tweet atıp duruyorum. Bizim yapacağımız iş kalkıp Gazze'ye gitmek. Kalkıp Refah bir kısmımız, Refah sınır kapısına gitmeli, bir kısmımız Gazze'ye gitmeli. Neden? Çünkü efendimiz öyle yapardı. Neden? Böyle bir durum olduğunda durup uzaktan seyretmezsin. Hükümetlerin ama, yapamadığını sivil insanlar yapabilir. Biliyorum abla ama giden arkadaşlarımızdan da şöyle bir geri dönüş alıyorum. da 120 kilometre 110 kilometre kala kala askeri bölge ilan edilmiş. Kimseyi geçirmiyorlar ki öbür tarafa abla. Nereye işte şu, toplumsal bir hareket olsa şu an dünyada bir enerji var değil mi büyük evet. bir enerji var. Evet. Bu enerjinin önemli bir kısmı da fiili bir şeyler yapılması gerektiğini tamam, Ya devletleri yaptıracaksın ya kendin yapacaksın. Tamam. Bunun içerisinden bir topluluğun dünyanın birçok yerinden Akdeniz üzerinden Gazze'ye gitmeyi bir şekilde icra etmesi lazım. Bizim başka kurtuluşumuz şansımız yok. Bu bugün bombardıman dursa bile açlıktan ölüyor artık insanlar. Bir şekilde insani yardımı ulaştırmamız lazım. Birleşmiş Milletler karar aldı. Bu müthiş bir fırsat. İkincisi refah kapısı. Birleşmiş Milletler kararından sonra Mısır'ın şansı yok. Mısır mecburen açmak zorunda. Türkiye'de kaç sivil toplum işte insani yardım kuruluşu var? Diyelim ki 300 insani yardım kuruluşu var. 300 insani yardım kuruluşu 300'ü birden kalksın gitsin. 300'er tane de diğer ülkelerden kalksın gitsin. Hristiyan, Müslüman Hı önemli değil. Ne olur? İnsani yardım kuruluşu. Herkes refah kapısını zorlarsa ve Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyi kararından sonra Mısır bunu açmak zorunda. Açar mı abla? Açmak zorunda. Yoksa İsrail gibi aynen mahkemede yargılanacak. Siz şey değişti. Konsept, ne zaman yansar bu? Konsept, konsept, ne zaman yansır bu? şeye Konsept, konsept uygulama... değişti. Yani uygulamaya şu an zorlansa açık şu anda mevzu gidecekler, kalkacaklar. Gerekirse Mısır'a bunu hani dur, nerede dururlarsa oradan anons yapacaklar. Nerede durdurulurlarsa. Ee, bir kilometre mi yaklaştı? Bir kilometre. On kilometre mi? On kilometre. Oradan çağrı yapacak. Birleşmiş Milletler gelecek ve tespit yapacaksınız. Yani bunu sivil toplum kuruluşlarının yapma imkanı ve yetkisi var. Ve Birleşmiş Milletler'in de bunu e, dikkate alma ve bunun gereğini yapma yetkisi var. Almıyorsa bu zorlama ki artık iş değişti. O yüzden İsrail Güney Afrika duruşmasında insani yardımı refak kapısını ben engellemiyorum. Mısırın kendi kararı dedi. Mısır Dışişleri Bakanı da çıktı başka açıklama yaptı. Şu an ne dedi? Mısır muhtıslı Mısır ne dedi abla? Ya Mısır şey söylüyor. Diyor ki e, güvenlik şeyimiz var dedi. Sonu sorunumuz var. Aslında dolaylı dolaylı olarak İsrail yüzünden yapamadığını hmm. söyledi. Ama önemli değil her ne sebeple olursa olsun bunun açıklamasını Birleşmiş Milletler'e yapmak zorunda. Adalet Divanlığı'na başvuru şu an eğer bunu tane tam tespit edebilsek Adalet Divanlığı'na başvuru Mısır için gelecek bu sefer. Soykırım suçunun bir parçası olmuş oluyor. Çünkü insani yardımı engellemek çatışma bölgesinde soykırım suçunun tariflerinden, maddelerinden bir tanesidir. Eğer Mısır'ı birazcık zorlayabilsek kuruluşlar eliyle Birazcık zorlayabilsek Mısır Adalet Divanı'na gitme riskine göze alamaz. Hmm. Alamaz, mümkün değil. Bunun için Türkiye başvurabilir, yine Güney Afrika başvurabilir, Meksika başvurabilir. Bakın şimdi e, şeyde e, ile Şili yanlış hatırlamıyorsam en son e, yine e, Bangladeş birçok devlet Güney Afrika'nın yanında müdahil oldu. Evet. Evet bu Uluslar sukuk böyle çok kısa vadede sonuç alan şeyler değil ama basit şeyler değil. Bu devletlerin hepsi İsrail dahil olmak üzere gelip orada boşuna savunma yapmadı. Çünkü Çin'dir, Amerika'dır, İsrail'dir hepsi hatta Suudi Arabistan hepsi uluslararası sistemin bir parçası ve o sistemden ayrı yaşayamazlar mecbur oldukları bazı şeyler var ve bizim bu mecburiyetleri zorlamamız lazım. Bu kadar aslında benim bastırmamın sebebi refakamız artık Mısır için konsept değişti. Birleşmiş Milletler'in insani yardım geçişiyle ilgili kararında veto yok. Veto olmadı. Hmm. Sadece Amerika ve İngiltere yanlış hatırlamıyorsam iki devlet çekimsel kaldı. Veto olmadığı için karar çıktı karar çıktığı için Mısır geçiş yapmak zorunda. Hem de mesela şu an benim çok üzerek söyleyeyim. Mesela Mısır el koyuyor yardımların bir kısmına deniyor. İşte Mısır şunu yapıyoruz. Hayır kardeşim niye kabulleniyorsunuz? Şuradan sadece Türkiye'den 300 kuruluş gitse ya bırak 300 kuruluşu 50 kuruluş gitse deprem oluşturur orada. Gidin zorlayın yani biz Zamanında kara konvoyuyla gittik. Mavi Marmara'yla gittik. Her şey çok mu bize hoş geldin mi yaptılar? Bize karanfil mi uzattılar? Biz hangi koşullarda gittik? Furkan Savaşı zamanında gittik. Diğer adıyla Dökme Kurşun hmm. Operasyonu. Hmm. Mısır'da mübarek rejimi vardı. Taşladı, yaralandı. 50 kişi en olmayacak evet. zamandı. 50 kişi yaralandı. Dünyanın gündemi böyle değildi. Böyle bir arkasında destek yoktu. Öyle olduğu halde canlı yayınlarla yayınlayarak Refah'a kadar oradan da Gazze'ye girip bütün yardımları teslim ettik. 40 gün sürdü. Çok zorlu bir şeydi. Önemli değil. Emin olun zannediliyor ki bu şimdi daha dezavantaj. Hayır. O zaman çok daha dezavantajlıydı. Şimdi bütün dünya yani yaprak kıpırdasa Gazze'de Refah kapısında tüm dünyanın haberi var. Evet. Aslında çok büyük bir avantaj Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Çok büyük Anlık bir avantaj. Anlık haberdar edebiliyorsun herkesi. Evet. Herkese her şey. haberdar edebiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Hmm. Birleşmiş Milletler hmm. karar almış. Hmm. Devletler uymak zorunda. Adalet Divanı İsrail yargılıyor ya. Nasıl bir zamandayız? Bunlar çok büyük depremler. Çok 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 büyük depremler. Biz de şunu söylüyoruz. Kapattıkları yer aslında bu sosyal depremle bir şekilde kapanan yerler muazzam zora düştü. Şimdi bu enerjiyle yüklenme zamanı. Abla biz buna birazcık çalıştık. Başka giriş şeyi de yok yani. Ya denizden girilecek. Ya deniz ya refah. Ya Ürdün tarafından girilecek ki orası zaten yok, tamamen İsrail kontrolünde. Çok mi? zor. Geriye kalakala refah kalıyor. Evet. yani. Anca ya refah, refah ya olsun. deniz. Başka yol yok. Evet. Ya refah ya deniz. İkisi de insan Birleşmiş Milletler e, kararına göre açık. Şimdi Şuradan gemiyle çıksanız, Birleşmiş Milletler bu insani yardımı Birleşmiş Milletlere bildirdiğiniz zaman Birleşmiş Milletler koruma görevini üstlendi şu anda. Hmm. Devletler değil, Birleşmiş Milletler. Yani tüm devletler. Evet. Bu güvenlik konseyi kararı, bu farkın görünmesi lazım. Bu farkı bir türlü anlatamıyoruz. Aslında şey çok konsept komple değişti. Haliyle de birçok kuruluşun Farklı ülkelerden birçok kuruluşun, birçok ülkeden doktorların, tıbbi malzemelerin e, ve birçok ülke vatandaşının ortaklaşa gideceği bir organizasyonu Birleşmiş Milletler koruyacaktır. Hatta bu gemilere görevli dahi alınabilir. Biz Birleşmiş bunu konuşmuştuk bir defa da abla. E, şey diye düşünüldü yani bütün dünya kamuoyundaki aktivistleri şey yapsak harekete geçirsek herkes aynı anda herhangi bir bahaneyle gayri havaalanına inse. Hmm. Mesela bir evet. Bir kişi, iki kişi, üç kişiyi tutuklarsın ama. 10 bin kişiyi tutuklayamazsın yani. Evet. 20 bin kişiyi tutuklayamazsın. Orada kitlersin orayı yani. Evet. Ve sonra bu insanlar üse kaçını öldüreceksin ya. Kaçımız evet. öldüreceksin evet. yani? Ki bunu deklar ederek gitme imkanı da var. Şöyle düşünün. Bu aktivizm yönüyle bu bu olurken bir taraftan da bazı kuruluşlar ve kişiler Birleşmiş Milletler'e yazarak akreditasyonu alarak insani yardımına Mısır'a hmm. gidebilir. İşin sözleşme yazınsal boyutunu da hallederek Aynen. arkayı sağlama alarak. Çünkü ha. bunu yaptığınız zaman Birleşmiş Milletler Mısır'a yazacak. Hmm. Diyecek ki yardım geliyor bilginize. Yani bunları sağlamanın ortamı oluştu artık. Peki bu kadar ciddiye alınır bir şey de bu Birleşmiş Milletler hiç kalkıp İsrail'e niye insan öldürüyorsun demiyor mu? Onu niye durduramıyor o zaman? Adalet divanı İşte orada yetki o. Or orada. Yaptırım güvenlik konseyinden yaptırım kararı çıkmadı. Ama güvenlik konseyinden insani yardım kararı çıktı. Hmm. Yaptırım kısmını veto ettiler. Ama insani yardım. İnsani hatta. yardımı veto edemediler. Peki Mısır Neden şu an... veto edemediler biliyor musunuz? işte sokaklar. Abla peki şu an niye açmıyor Mısır madem böyle bir karar var? Öyle bir baskı yok. Benim gördüğüm kadarıyla sizi çok yakın takip ediyorsunuz değil mi? Bütün gelişmeleri. Hı -hı. Şu an Mısır'ı zorlayan hangi hareket var ya da ne var? Abla herkes sokakta dünyada. Hay sokak hareketler anlamında yardımın kapıya zorlanması anlamında söylüyorum. Destek anlamında arkadaki enerji tamam. Ama fiili olarak refahtan yardımın zorlanması için çok güçlü bir şey lazım. Hareketlilik lazım. Hı -hı. Yani kızılarlar, Mısır'ın kızılarlar, engelleyemeyeceği, durduramayacağı bir akıntı olması. Bir güçte olması. evet ha. yani topyekün bir şekilde birçok kuruluş ortak karar alarak Birleşmiş Milletler'e bildirerek içerisindeki tüm malzemeleri deklar ederek hmm. Birleşmiş Milletler akreditasyonuyla bunu yapmak lazım. Yani bunu bunu yaptığınız zaman şimdi bu malzemelerin tam zamanında doğru şekilde geçişini Birleşmiş Milletler'in takibine koymak lazım. Bunu yapmadığı takdirde elinize delil oluşturuyorsunuz. Bunu yapmadığı takdirde Adalet Divanı'na da başvurabilirsiniz. Bugün Türkiye'de başvurabilir. Başka devletlerde başvurabilir. Bunu yani konsept nasıl diyeyim? Mısır'ın aslında korktuğu şey Dışişleri bakan falan açıklama yapmasın sebebi o. Aslında İsrail konuşurken Lahey'de de onu demek istedi. Ben gidersem yanımda birkaç tane de götüreceğim yani. Aslında burada böyle bir şey var. Hmm. Ee, mıs mısır Mısır orada dil dile getirmesi tamamen poli stratejik politik bir şey duruş. Ee, yoksa hani insani yardım bir hatta şöyle düşünün kaç madde vardı? Bir maddeden böyle de kurtarmış oldu. Benimle ilgili değil. Bu benim hiçbir dahlim yok dedi. Hmm. Ta evet diyelim ki öyle. Hiçbir dahli yok. Nihayetinde Mısır'ın Ağzında yani her şey, bu karar. Ne kadar yardım gidecek, nasıl Hı -hı. geçecek? Mısır bugün bu maddeyi Birleşmiş Milletler'e ispat etmek zorunda. Nasıl ispat edecek? Şu kadar yardım götürüyorum, şunlarınkini götürdüm diyecek. Ben şimdi mesela sormak istiyorum. Bir sürü yardım toplanıyor değil mi Türkiye'de ve dünyada? Nasıl götürüyorlar? Ne kadar götürüyorlar? Tamamını götürebiliyorlar mı? Bu tespit Mısır'a, Lahaye'ye götürür. Abla bir çuval un girmiyor içeriye. ya İşte o yüzden bunu zorlamamız gerekiyor. Hı -hı. Tıpkı İsrail'i getirdiğimiz noktaya getirmek lazım. Mısır bunu ya kabul edecek ya kabul edecek. Mısır Sisi hakkında, Mısır'daki olaylar hakkında bu kadar çok vakası ve birçok Birleşmiş Milletler kararı varken insani yardımla ilgili farklı bir pozisyonu e, düşeceğini zannetmiyorum. Mısır ben. kamuoyu niye çıkmıyor bu sokağa? Çok baskı. Ha, yani çok baskı. yani biliyorsunuz kuş uçu yani o kadar şiddetli bir baskı var ki Şu onların yani. üzerinde hani içer hapishaneler dolu yani insanlar birçoğu dışarıda muhacir durumda bir şeyler yapabilecek olan dert edebilecek dert edebilecek evet, kişiler ya, susturuldular. Çok baskı var. Abla, Mısır zor bir yer. Yani evet, onlar hani az, az çıkıp bir şey söylemeleri onlar için o kadar hayati şey ki yoksulluk ee, yolsuzluk sıkıntı o tür şeyler de çok fazla Ama sırf güçleri bu de o yani. dolayı ben Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un hayatını oturdum bir daha okudum da hmm. geçtiğimiz günlerde. Hiç mi yüzü gülmez o coğrafyanın ya evet. ne olduysa orada olmuş ya. Evet. İşte Mısır, Sina, <laughs> e, değil mi Kudüs? Evet. Yani bütün olaylar yani her şey her şey orada evet. olmuş bitmiş yani. O ya, coğrafyanın ya da kaderi Allah, mi? De, ya da Allah bizi orada bir cüz olarak gösteriyor bize yani hani şey olur ya. Ziplenmiş. Bazı <laughs> bir Gazeli bir yetim çocuk şey demişti. Tekrar Marmara'yla gelecek misiniz demiştim demişti. Ben de niye soruyorsunuz dedim. Çocuk şöyle dedi, 10 yaşında, 11, 10-11 yaşında, ismi Muhammet'ti, babasını, 2009'da babası şehit olmuş, bir kız kardeşiyle kalmış. Dedi ki, siz de işte bizim her şeyimiz işgal, topraklarımız, vatanımız ama sizin geminiz işgal oldu. İşte bizim herkeste şehit var ama siz ilk defa şehit verdiniz. İlk defa yaralandınız, ilk defa böyle hapsedildiniz. Yani biz çok alışığız ama siz alışık değilsiniz. Hmm. Derken aslında şey tarif etti. Filistin'in küçücük bir prototipi olmuş gibi evet. maymun var Yani işgal var, işte el koyma, el koyma var, var hapsetme var, 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 öldürme var. var. Hepsi var yani. Sizin küçücük bir hap gibi yaşadınız bunu. Biz bunu hep yaşıyoruz. Hani korkabilirsiniz. Sizi anlayışla karşılayabilirim falan dedi. Ondan sonra bir de bana ders verdi. Ondan sonra... Aa dedi şunu bilmeni isterim. Mavi Marmara'nın yola çıktığını duyunca biz Gazze'deki limanda babamız o gemiden inecekmiş gibi amcalara sarılacaktık. Hmm. Ee, kız kardeşimle öyle hayaller kuruyorduk limanda beklerken ee, dedi. Ben dedim ki merak etme. seni Türkiye'deki amcaların bir gün baban gibi senin yanına gelecekler. Sarılacaksın bir gün. Ne zaman i̇nşallah, bilmiyorum ama inşallah, sarılırsın demiştim. Inşallah. Çocuk öyle tarif etti. Ben de şimdi Orta Doğu'yu öyle görüyorum. Yani aslında dünya üzerinde yaşanan birçok şeyi din dinlerle ilgili konular, e, ibadet şekilleri değil. Kur'an'daki dini, kıssalara baktığımızda. her şeyi biz sanki bütün dünyanın küçük evet. bir cüzünü orada böyle daha yoğunlaşmış, biziplenmiş halini biz görüyoruz. Evet. E, belki Allah oradan bize bir şeyler anlatıyor Herkes yani. Herkes nasibi nispetinde oradan evet. işte nasiplenecek, bir ders çıkacak. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum abla. Süreçle ilgili ne görüyorsun? Nereye gider bu? Valla bir şekilde insani yardımın yolunu açmazsak süreç yani Hamas'ın askeri olarak direnen kısmını da çok olumsuz etkileyecek ki etkiliyor. Gerçekten bence şu ana kadar verdikleri mücadele muazzam bir mücadele. Yani... E, ak, akletme yönünden gücü doğru kullanma yönünden bunu dünyaya e, servis, bunu dünyaya etme, servis etme yönünden bir müslüman olarak e, gurur duyuyorsun. Yani dil, üslup, e, akıl, strateji hepsi yani müthiş bir şey. Bu çok muazzam bir ders oldu Hı -hı. ve bunu en fakir, en imkansız, en küçük top İslam ümmetin içindeki en küçük topluluk yaptı. Bazen onlara haksızlık ediyoruz, böyle bazen çok böyle o kadar yorumlar yapılıyor ama Filistin direnişi, İslam ümmetinin her yönden siyaset, medya, iletişim askeri mücadele her yönden en tecrübeli kısmıdır. Sürekli hmm. uyanık tecrübe ve yani hep mücadelede hmm. oldukları için hmm. çok muazzam tecrübeler edindiler. İyi koku da alıyorlar, koku alıyorlar. Evet. Harekete geçiyorlar. Evet. İşte bu yıllar bence şeyin getirisi bu. Yıllarca böyle bir e, düşmanla e, vatan mücadelesi, Kudüs mücadelesi vermenin getirdiği bir şehit şey galiba. Şehit Ahmet Yasin'in sözü aklıma geliyor. O şey diyor da hep şehit kanı bereketlidir diyor. Evet. O, o bereketler evet. nasiptar olmuş. Aynen diyor. ve bunu bunu çok ...muazzam bir direnişle ortaya koydular... ...İslam'ın yenilebileceğini gösterdiler... ...kazanlarını... ...insanların zihinlerini de... ...aslında İslam dünyasındaki... ...zihinleri de biraz karıştırdılar... ...bu çok iyi bir şey oldu bu karışım... ...ama... ...nihayetinde biz buradayız... ...İstanbul'da yaşıyoruz... ...burada günlük bir hayatın içerisindeyiz... ...burada bize düşen... ...düşeni doğru şekilde yapmazsak... ...ister bireyler, Müslüman kişiler... ...şahıslar olarak... ister Sivil toplum kuruluşları, cemaatler, akademisyenler, hoca efendiler, hükümetler, tüm İslam dünyası için söylüyorum. Pakistan gücünü, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Hindistanlı Müslümanlar, dünya yani birçok yerde Müslüman nüfusu düşündüğümüzde, biz doğru yerde, doğru konumda değiliz. Biz bir silkelensek. Kendimizi bir toparlasak, hasreten Türkiye bu ivmeyi doğru şekilde yerin yer yerine getirse, bence buradan insani yardımın yolunu açmayı başarabiliriz. E, toplumsal hareketliliği İslam dünyasında farklı bir noktaya getirebiliriz. E, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisinden şöyle bir şey dinlemiştim. E, son Ramazan'ın son 10 günü gibi hmm. nimet de çok, zorluk da çok. Yeah. Ramazan'ın son 10 gününde olduğumuzu düşünün kendiniz. Ama Kadir de. Gecesi de o son 10 gündedir yani. Kadir Gecesi de o son 10 evet. günde. Aynen de öyle söyledi zaten. Son 10 günün bereketi ve rahmeti ama son 10 günün artık bünyenin de biraz zorlandığı, nefsin hmm. zorlandığı zamandır ya. Ramazan'ın son 10 günü gibi düşünün. biz güçlüyüz, güçlü hissediyoruz. Ama sizden beklediğimiz şeyler var. Sizden beklediklerimizi İslam dünyasından beklediklerimizi en az gayrimüslim sokaklar kadar yerine getirmenizi istiyoruz sizden. Evet. Gelip savaşmanızı istemiyoruz, gelip can vermenizi istemiyoruz. Yardım ne ediyorsunuz? Allah Gitsek razı olsun diyor. İhtiyacın var Dolanırız zaten. Evet. Yani Beceremiyorum. Hani bunu onu istemiyoruz. En kıymetlerinize talip değiliz. Evet. Ama sesiniz bu kadar Her mı zaman çıkıyor? çıkın diyor. Yani sesiniz bu kadar mı çıkıyor? Bu böyle bir değerlendirme yaptı çok isabetli bir değerlendirmeydi Bence bizim bizim taraftaki öz, özellikle Türkiye kısmı için söyleyeyim şu kurumsal şeyleri didişmeleri logo yarışlarını işte al alışmışlıkları bırakıp klasik her dönemki gibi çıkıp silsin deyip dönme bunları bırakıp yeni dünyayı doğru okuyup sokakları doğru şekilde hareketlendirmek lazım. Sizi tebrik ediyorum ben bu arada. Filistin inisiyatifi olarak bunu doğru okudunuz. Yani başka bir dünya var şimdi. Başka bir iletişim biçimi var. Başka refleksler var. Ve bu reflekslerin hep birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu bir Orkestra gibi evet. yani orkestra gibi hep beraber ama hepimiz Filistin ve hepimiz zulme karşı bir ezgi söyler gibiyiz. Böyle olması gerekiyor. Ee, yeniden e, yani bu hem toplumsal hareketliliği son 10 gün deyip büyük bir gayretle hı hı. E, sağımızda solumuzda kim olduğuna bakmadan ee, hangi fikirde olduğuna bakmadan hangi partiye oy verdiği hiç bile bu gündemin konusu değil. Yan yana durup birlikte Filistin diyebilmemiz lazım. Evet. Mavi Marmara saldırısı olduğunda her fikirden her insan sokağa çıkmıştı. Evet. Bu da böyle bir şeydir. Filistin bizim ortak. Bütün ayrışmaları ortak, çelişkileri her kenara, şeyi bırakın, kenara bırakıp masum çocuklar yani için. birisi böyle elini kaldırıp slogan atıyorsa birisi de böyle kaldırsın slogan atsın. Hiç önemli değil. Yeter ki Dünyadaki örnekliği gibi vicdani olarak hep beraber sokağa çıkabilelim. Biz vicdan konvoyuna gittiğimiz zaman 100 kadın mı 10 kadın mı ne kadar biz niyet ettik. Bismillah dedik bu bize düşüyor bunu yapmalıyız dedik. Hataya vardığımızda 60 ülkeden 10 kadındık. Sahnede bir komedyen İrlandalı bir anarşist İngilizce slogan atıyordu. Aşağıda e, lila rengi Eflatun Kürt elbisesiyle Urfa'nın köyünden gelen Türkçe bilmeyen sadece Kürtçe konuşan kadın sahnedeki İrlandalı komedyenin İngilizce sloganını tekrar ediyordu. Budur işte. Budur. Olay bu. Aynen. Cümlenin ne olduğu önemli ve o buluşma o samimiyet birlikte dökülen gözyaşı binlerce kadını hapishaneden kurtardı. Ankara'da yaşlı bir amca bizimle beraber binlerce insanla beraber enough is enough diye bağırıyordu yani. Bu Belki kadar. Belki hayatında konuştuğu, Ek, konuştuğu ilk İngilizce. Konuştuğu ilk ve tek İngilizce evet, enough yani. Is enough is öğretmiş ona bağırtmıştık. Bu kadar. Orada aynen. Yani. Aynen evet. o Enes kardeşimin de Allah maşallah Allah, o olsun. yürekleri. herkesin nasıl çıktı Nasıl bütün yürekten maşallah söyletti Allah, herkesi öyle, yani. yani. E, evet. Müthiş bir şeydi o. Ben de oradaydım onunla evet, beraber öyle vardım. Çok o kadar gururlandım ki Enes'in o şeyini de görünce. Bütün kardeşlerimizle evet. biz de aslında yeniden iletişimimizi, ilişkimizi gözden geçirme. Birbirimizi evet. yeniden tanıma. Evet. Meğer bu bir tanıma evresiymiş. Evet. Biz dostlarımızı yeniden tanıdık. İnsanların aslında böyle güzelliklerde buluşması çok kolay. Harika çok bir şey. Çok bereketli. Harika. Allah'ın rahmeti. Evet. Müthiş dostluklar. Evet. Benim öyle eylem arkadaşlarım var. Evet, evet. Sadece orada buluşuyoruz. Evet. Sadece evet. orada görüşüyoruz ne yani. Şey. Ne kadar güzel. E, güzel bir şey. Dost doğru bir şekilde doğru konumlanmak. Allah hepimize olması gerekeni en isabetli şekilde yapmayı nasip Amin. etsin. İnşallah. Hem Gazze'deki kardeşlerimiz için hem dünyadaki tüm eee Nerede işte vicdan sahibi bir insan yok mu diyen tüm mazlumlar Abi, için ee, güçlüyüz Türkiye'de imkanlarımız geniş ve bu imkanları e, gerçekten e, birçok hayatın kurtuluşuna mesile e, amellerle donatabiliriz kullanabiliriz. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim Gülden abla. İyi ben ki varsın Gülden abla. İyi ki bizim ablamız. Estağfurullah. İyi ki bizim, bizim yanımızdasın. <laughs> Sen de <laughs> <mi gülüyor> düşman <gülüyor> olmak istemezsin <laughs> <laughs> Estağfurullah. Bana şey lazım. demişti. Birisi demiş ha. ki Tacikistanı anlatmıştım. Demişler ki Gülden Sönmez'i tutmuşlar. Kim tutmuş? Tacikistan polisi istihbaratı evet. tutmuş. Bir tane abimiz var. Çok uzun yıllar beraber mücadele verdik. Bırak Tacikler <laughs> düşünsün demiş. Bundan sonrasını ne Onlar demiş zaten şimdi ona, onlar öyle bir bela olur ki hemen gönderirler Elhamdülillah. demiş. Elhamdülillah. Ee, Tatlı bela. Allah razı olsun. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz Gülden ablamıza. Gerçekten böyle yürekten ciğerden konuştu. Allah ebeden razı olsun. Şimdi bu süreçle alakalı olarak biliyorsunuz bizler duyurmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan Filistin inisiyatifi olarak sadece. Market alışverişlerinize özel bir boykot rehberi hazırladık. Orada göreceğiniz her marka, her logo üzerinde 20-25 gün çalışılmış ve tamamını hani böyle nasıl diyeyim? hamasi hamasi bir şekilde ya da kulaktan dolma değil, hepsini tek tek is, e, ispat edebileceğimiz nitelikte bütün markaları, bütün ürünleri tek tek yazdık oraya. E, lütfen hemen şu altta görünen www.boykotrehberi.com adresinden bakınız şurada da size arz edeyim. www.boykotrehberi.com adresinden bu elimde gördüğünüz boykot rehberini indirebilirsiniz, edinebilirsiniz ve siz de market alışverişlerinizde rahatlıkla buna güvenerek e, neyi boykot edeceğinizi e, buradan takip edebilirsiniz. Şuna dikkat ettik. Biz sadece ne almamanız gerektiğini ve hangi markaların siyonizme hizmet ettiğini yazdık. Şunları şunları alternatif olarak alabilirsiniz. O topa girmedik çünkü orada büyük bir rant var. Gelirler bize derler ki ya bizi başa yazın bizi. Biz bununla ilgilenmiyoruz. İsterse çamaşırlarınızı külle yıkayın. Biz bu bizim gündemimizde değil. Yeter ki burada yazılan ürünleri kullanmayın. Hem evinizin bereketi kaçmasın hem de e, yarın Ruzi Mahşer'de yüzümüze tutamak edebileceğimiz sen ne yaptın kulum dediğinde ya Rabbi ben de şunlardan uzak durmaya çalıştım diyebilelim. Küçük bir hatırlatma daha yapayım. Bu boykot rehberlerini il il dağıtıyoruz biz gittiğimiz yerlerde gücümüz nispetinde. Bazı kardeşlerimiz şunu diyormuş ben bir tane kola alsam ne olacak ki? Siyonistlerin ruhu bile duymaz. Bakın şöyle bir pencere açayım size oruçken bir tane nohut yemeniz sizin karnınızı doyurmaz. Ama orucunuzu bozar. Bu da bir şekilde bir oruçtur. O yüzden e, alacağınız bir bardak su dahi olsa o boykot orucunuzu bozacaktır. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterin. E, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. <laughs>